Yönetme biçimi tekçilik üzerine, çoğu zaman ırkçılık üzerine ve çoğu zaman faşizm üzerine inşa edildiği için Türkiye'de farklı kimlikler vardır demek, farklı kimliklerin eşitliğini, kardeşliğini savunmak bile milli birliğe, devletin bütünlüğüne aykırı tehlikeli görüşler olarak kabul edildi. Bu her zaman için, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne her zaman için bu şekilde maalesef ki karşımıza çıktı. Türkiye'de tekçiliği savunmayan, hepimiz aynı kimlikteniz, hepimiz aynı dindeniz, hepimiz aynı mezhepteniz ve neredeyse hepimiz erkeğiz demeyen herkes maalesef ki bu ülkenin düşmanı olarak kabul edildi. Hrant Dink işte bu görüşlere, tekçi, faşizan, ırkçı görüşlere aykırı halkın vicdanını, kendi kimliğinin onursal temsilini sürdürme konusundaki gayreti nedeniyle katledildi. Ve bugün işte paralel devlet, açık devlet, AKP devleti, paralel yargı tartışması yapılıyor ya. O dönem Pensilvanya'dakiyle bizim buradaki henüz bu kadar birbiriyle gerilmemişti, çatışmamıştılar. Pensilvanya'daki halen buna bu kadar beddua etmiyordu. Beraber iş yapıyorlardı. İstihbarat örgütlerinde, emniyette, bürokraside, valiliklerde birlikte iş tuttukları dönemdi. Yani paraleliyle AKP'sinin iç içe olduğu, ortaklığının aleni açık yürütüldüğü dönemde Hrant Dink istihbarat bilgisinin varlığına rağmen o dönem Trabzon Emniyeti'nin İstanbul Emniyeti'ne yazı yazıp uyarmasına rağmen, Hrant Dink'e suikast yapılacak açık istihbarat bilgisine rağmen maalesef ki Hrant Dink korunmamış. Korunmayı bırakın, bizzatihi kendisi İstanbul Valiliğine çağrılmış, İstanbul Vali Yardımcısı tarafından tehdit edilmiştir. Yani hakkında ölüm fermanı çıkarılan bir gazeteci, bir aydın koruma altına alınmak yerine yazdığı bir yazıdan dolayı İstanbul Valiliğine çağrılıp resmi olarak ayağını denk al tehditi yöneltilmiştir. Peki devletin korumadığı, koruyamadığı Hrant Dink katledildikten sonra neler oldu? Kendisini tehdit eden valilik, kendisinin istihbarat altında tehdit edildiğini tespit eden Emniyet Müdürlüğü, o dönemin müdürleri, müdür yardımcıları, genel müdürü, istihbarat müdürü, bütün bunlar sorgulanıp yargılandı mı? Hayır. Hrant Dink katledildikten sonra aynı katliamcı zihniyet her gün Hrant Dink'i katletmeye devam etti. O dönemin İstanbul valisi Hrant Dink katliamında son derece başarılı bir performans sergilemiş olmalı ki önce milletvekili, arkasından İçişleri Bakanı yapıldı. O dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hrant Dink cinayetinde muazzam bir rol oynamış ve hükümeti rahatlatmış olmalı ki kendisi vali yapıldı. Dönemin istihbarat yetkilileri Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst görevlere, rütbelere getirildi. Adeta alay edercesine Hrant Dink'in katiliyle fotoğraf çekip kahraman ilan eden jandarma görevlileri üst rütbelere getirilip başka yerlere tayin edildi. Ve aradan geçen 7 yıl sonrasında işte bu paralel yargı, paralel devlet Hrant Dink cinayetinin üstü örtülmeye çalışıldı. Yargıtay şimdi bozdu bu karar. Tekrar yerel mahkemede görülecek. Ama Hrant Dink'in ailesi ve Hrant'ın dostları artık bu yargıdan adalet beklenmeyeceğini öğrenmişler. Bu nedenle bu dosyadaki yargılamalara, duruşmalara katılmayacağını ilan etmişlerdi bile. Evet, 100 yıl önce, 99 yıl önce, 1915 Ermeni soykırımında var olan zihniyet aradan geçen 99 yıla, 100 yıla rağmen değişmediğini işte bütün bu uygulamalarla ortaya koyuyor. Türkiye'de Ermeni sözcüğü uzun yıllar ki halen birçok yerde küfür ve hakaret olarak kullanıldı, kullanılıyor. Birine Ermeni demek hakaret olarak algılandı. Birini aşağılamak istiyorsanız ona Ermeni demeniz yeterliydi. Yani koskoca bir halk, kadim bir ulus
burada bu topraklarda soykırıma tabi tutulmakla yetinilmedi. 100 yıl boyunca o halkın şahsında bütün mazlum halkların onuru çiğnenmek istendi, ayaklar altına alınmak istendi. Ve en son Hrant Dink'in katledilmesiyle birlikte bir kez daha biz bu zihniyetin bu topraklarda halen kendini bize dayattığını gördük, buna tanıklık ettik. İşte bütün bu olup bitenler yaşanırken bu başbakan başbakandı, bu hükümet iktidardı, bu bakanlar görevdeydi, bu yargı aynı yargıydı. Değişen hiçbir şey yok. Bu ülkenin resmi ideolojisine tersseniz, başka bir kimlikten, başka bir inançtan ve bunların düşüncesine aykırı muhalif bir düşünce sahibiyseniz katliniz vaciptir. İşte öylesine katledilirsiniz ki sizin hakkınızı arayacak cesur bir savcı yoktur bu ülkede. Öylesine katledilirsiniz ki sizin dosyanızı adil bir şekilde soruşturacak bir polis müdürü yoktur. Öylesine katledilirsiniz ki, öylesine ortadan kaldırılırsınız ki sizi savunacak bir din adamı Pensilvanya'da yoktur. Aynen Roboski dosyasında olduğu gibi. Gezi olaylarında yaşanan dramda, katliamlarda, işkencede, zulümde olduğu gibi. Ceylan Önkol'da olduğu gibi, Uğur Kaymaz'da olduğu gibi. Bizler bu iktidar zihniyetini yeni tanımıyoruz. Biz bu iktidarın neler yapabileceğini 12 yıllık bütün politikalarında gördük. Ama biz bu devlet anlayışını sadece 12 yıldır da tanımıyoruz. AKP'den önceki devlet politikalarını da iyi biliyoruz. Cumhuriyet kurulduğundan beri aynı zihniyet, aynı anlayış, ister tek parti dönemi olsun, ister sağ parti dönemi olsun, ister çok parti dönemi olsun, bizler açısından asla değişmemiştir. Şimdi bizim bütün bu olup bitenler içerisinde tercihte bulunmamızı dayatanlar, ya cemaattensin ya AKP'den, ikisinden birinden yana taraf, ikisinden bir yana birinden yana taraf olmak zorundasın diyenler, işte bu kanlı tarihi, zulüm tarihini bilmeyenler, anlamayanlar, yaşamayanlardır. Bizim bu zihniyetler arasında tercih yapma gibi bir zorunluluğumuz yok, mecbur da değiliz. Birileri gibi, özellikle de ana muhalefet partisi gibi cemaatin kuyruğuna takılarak iktidardan hesap sorulamayacağını deneyimlerimizle çok iyi biliyoruz. Biz halkın öz gücüne dayanarak, kendi öz gücümüze dayanarak AKP'den de, paralel cemaat anlayışından da hesap sorabilecek özgüvene sahibiz. Biz halkımıza güveniyoruz. Biz cemaate güvenerek iktidar olmayı da hedeflemiyoruz. Eğer gerçekten de bir demokratik mücadeleyle bu iktidardan bütün bu yaşananların hesabını sormak istiyorsa muhalif güçler, adresi bellidir. Cemaatlerin kuyruğuna takılmak yerine bugün HDP ve BDP şahsında yükselen muhalefetin yanında, içinde yer almak Türkiye'de gerçek demokrasinin garantisidir. İktidar bütün yaptıklarının hesabını vermeyecek mi? Elbette ki verecek. Ama halka hesap verirse oradan demokrasi çıkar. İktidar bütün yaptıklarının hesabını paralel yapılara, cemaat yapılarına, uluslararası güçlere versin derseniz, hesabı kim sormuşsa iktidarın yerine de o geçer. Biz hesabı halk sorsun istiyoruz. İktidarın yerine de halk iktidarı kurulsun istiyoruz. Farkımız budur işte. HSYK düzenlemesinde olduğu gibi, bakın, parlamentoya bugün işte genel kurulu AKP bir düzenleme sevk ediyor. Hakim Savcılar Yüksek Kurulu en son 2011 anayasa değişikliğinde, referandum döneminde değiştirilirken, başbakan bu düzenlemenin yargıyı tarafsız, bağımsız hale getireceğini savunuyordu. Ve buradan yola çıkarak artık özgür bir yargının oluşacağını ifade edip meydanlarda referandum için evet oyu istiyordu. Bugün şikayetçi olduğu HSYK için işte meydan meydan dolaşıp oy isteyen başbakan bu HSYK'nın mimarıdır. O dönem ana muhalefet partisi de
bu HSYK değişmemelidir diyordu. Eski HSYK iyidir, hayır oy vereceğiz, dolayısıyla biz bu değişikliğe karşıyız diyordu. O dönem işte bizler üçüncü bir çizgi, bir yol olarak ne CHP'nin savunduğu statükocu HSYK ne AKP'nin inşa ettiği cemaatçi HSYK'ya biz mecbur değiliz diyerek boykot tercihimizi ortaya koyuyorduk. Bakın aradan çok zaman geçmedi. 2 yıl geçti, bizim dediğimizin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Şimdi 2011'de HSYK'yı savunan başbakan bu HSYK'yı yerin dibine sokuyor. 2011'de bu HSYK'ya karşı olan CHP bu HSYK'yı savunuyor. Biz yine aynı noktadayız. Ne senin HSYK'n ne öbürünün HSYK'sı. Bağımsız, tarafsız bir yargı mekanizması oluşturulması için biz anayasa değişikliğine hazırız dedik ve teklifimizi sunduk. Adalet Bakanı grubumuzu ziyaret etti. Arkadaşlarımız bu konudaki yaklaşımımızı, görüşlerimizi ortaya koydu. Biz Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu iki kurul şeklinde düzenlenmesini ve seçimlerin, HSYK seçimlerinin son derece demokratik, adil olmasını, Adalet Bakanı'nın da Hakimler Kurulu Başkanı olmayacağı şekilde, yani yürütmenin yargı diyorsunuz. Neden ısrarla genel kurula getirmeye çalışıyorsunuz? Dertleri başka çünkü. Bağımsız bir yargı oluşturma, bağımsız bir HSYK oluşturma gibi bir dertleri yok. Bugün genel kurula sevk edilen yasa tasarısı bütün yargı mekanizmasını doğrudan Adalet Bakanlığı'na bağlayan, neredeyse bütün mahkemeleri Adalet Bakanlığı'na bağlayan bir düzenlemedir. Biz bu düzenlemeyi genel kurulda da komisyonda da asla kabul etmeyeceğiz. Sonuna kadar muhalefet hakkımızı kullanacağız. Eğer bu haliyle bu genel kurulda bu yasa devam etmiş, inşa etmiş yeşil ergenekoncu, yeşil statükocu gelenek. Bunlar arasında demokrasi güçleri hiçbir zaman tercih yapmadılar. Biz hiçbir zaman bu iki güç arasında bir ittifak, bir müttefiklik tercihinde bulunmadık. Üçüncü bir yol çizgi olarak işte bu krizde de yaşanan bu, kendilerine bağlı, kendilerinden talimat alan bir yargı oluşmasına hiçbir itiraz etmiyor. Ama bağımsız ve tarafsız bir şekilde oluşacak HSYK'ya hiçbiri destek vermiyor. Her biri kendisi açısından kendi siyasetine, ideolojisine bağlı, bağımlı bir yargı sistemi oluşturulmasına asla karşı değiller. Ve her biri yargının bağımsızlığı HSYK ile ilgili düzenlemeyi hiç zaman kaybetmeden durdurmalısınız. Anayasa konusundaki teklifimiz, önerimiz geçerlidir. Partilerle uzlaşmadık. Partiler kabul etmedi. Yalanının arkasına sığınmayın. BDP ve HDP bugün size bağlı olur, haftaya başkasına bağlı olur. İşte bugün ortaya çıktığı gibi. 10 yıldır cemaate teslim ettiniz ve kendinize bağlı olduğunu düşündünüz. Devran döndü, işler değişti. Bu yanlışı yapmayın diye buradan çağrı yapıyoruz. Eğer gerçekten de tarafsız, bağımsız bir yargı oluşturabilseydiniz, ya AKP'nin ya cemaat, siz kendi talimatlarınızla bugün Roboski katliamının üstünü örtmeyi başarabilirsiniz. Ama hukuk dosyaları, özellikle de bu şekilde insanlık suçu dosyaları ve o gün de olsa Roboski'nin hesabını vereceksiniz. Bunun üstünü örtemeyeceksiniz. Genelkurmay başkanınızla, başbakanınızla bu konudaki emir talimat zinciri içerisindeki her yetkilinizle yargı önüne koyacak. Bir gün siz iktidardan alaşağı edileceksiniz. Bir gün cemaatinizle, holdinglerinizle, para kasalarınızla, kutularınızla pılınızı, pırtınızı toplayıp Türkiye ile ilişkili olduğunu biliyoruz. Ama hangi güçler, kimler, nereden, nasıl talimat aldılar, nasıl destek verdiler? Bunlarsız katledilmeden önce başbakanın biz Fransa'dan onu istedik açıklaması, katledildikten sonra da biz istemiştik, gereğini yapmadılar açıklaması, cansızın Fransız ve Türk istihbaratı tarafından takip edildiğinin itirafıydı. Peki iki istihbarat örgütü tarafından takip edilen, hangi gün nereye gitti, nereye geldi, ne yedi, ne içti, kiminle oturdu bilinen bir kişi arkadaşlarıyla birlikte partide planlandığını ortaya koyuyor. MİT yetkililerinin yaptığı açıklama
tatmin edici olmaktan öte şaibeyi artıran, şüpheleri artıran açıklamalardır. MİT başbakanlığa bağlıdır. MİT'ten daha fazla başbakanın açıklama yapması lazım. Günde 6-7 açıklama yapıp, miting yapıp hırsızlığı, rüşveti savunacağınıza bu katliamlarla ilgili bir tek açıklama yapabilirdiniz bugüne kadar. Şaibe müsteşarının bu zandan kurtulması, eğer kendisinin bizzat bu konuda müdahilliği yoksa, kendisinin bizzat bu konuda talimatı yoksa, kimin bu işleri yaptığını ortaya çıkarma gibi bir, Paris cinayetlerini bir kenara bırakıp bu saatten sonra bir adım ileri yürümek imkan dahilinde değildir. Paris cinayetleri bu kadar güçlü şaibelerle orta yerde dururken hiçbir şey yokmuş gibi bu görüşmeleri sürdürmek, hiçbir şey yokmuş gibi süreci devam ettirmek Kürt hareketinin onurlu duruşuna ters olur. Herkesin bunu iyi bilmesi, algılaması lazım. Cenevre Konferansı tartışmaları. Dün biliyorsunuz Suriye'de Esad rejiminin acımasızlığını ortaya koyan görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler ortaya çıkmadan da herkes Baas rejiminin gerek Suriye'de gerek Irak'ta halklara hiçbir zaman halka nefes aldırmayan katliamcı, işkenceci politikalarını bizler yakından iyi biliyoruz. Bunu bilmeyenler kimlerdi? 2011'e kadar Esad'la tatil yapanlardı. Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapanlardı. Esad'ı burada boğaz turuyla ağırlayanlardı. Onlar farkında değildi ya da bilmezlikten geliyorlardı. Sanki bugün ortaya çıkmış Esad'ın zulmü, işkenceleri gibi El-Kaide ve bağlantılı gruplar var. Onlar da en az Esad kadar 2011'den bu yana oradaki halklara zulüm ettiler. İşkence yaptılar. İnsanları diri diri kafalarını kesip topraklara gömerek, işkencelerden geçirerek zulüm yaptılar. Ve yine bize Türkiye'de olduğu gibi bu iki zulüm kesimi arasında tercihte bulunma dayatıyor. Kürtler, Türkmenler, Araplar, Yahudiler, gayrimüslimler, kim olursa olsun. Suriye halkının tamamı Suriye'nin gerçek sahipleridir. Ve Suriye yönetimi oluşturulurken kendini yönetimde temsil ettirme, kendini orada yönetime katma hakları vardır dedik. Hiçbir grup arasında ayrım yapılamaz. Bir grup desteklenirken diğerinin zulüm görmesine göz yumulamaz. Desteklemekte de en az Esad kadar suçlusunuz. Çünkü orada El-Kaide'yi var eden, El-Kaide'nin oraya yerleşerek güç oluşturmasını sağlayan temelde Türkiye'nin desteğidir. Diplomatik, lojistik desteğidir. Sınırlardan sunduğu destektir. Bunu da öyle tek başına Esad'a karşı bir güç oluşturmak için yapmadılar. En büyük korkuları Kürtlerdir. Rojava'da bunlar oraya yardım götüren tırlardır diyorlar. Ya bir halkın aklıyla bu kadar alay edilir mi? O tırlarda yardım olsaydı, velev ki Türkmenlere o tırlarla yardım götürülüyor olsaydı, böyle mi götürülürdü? Gizli gizli mi? Davul zurnalarla, kurbanlarla, canlı yayınlarla, kurdelelerle götürülürdü. Çünkü bir torba makarnayı bile mitinglerle tanıtan AKP yardımı böyle gizli gizli götürür mü? Onu da bir şahşahıyla, hatta başbakanın katılacağı bir mitingle Hatay'dan... Velhasıl o tırlarda yardım yüklü envanter olmadığının herkes farkında. O tırlarda Suriye'de çetelerinize silahların gittiği, lojistik desteğin gittiğini dünya alem biliyor. MİT'in görevi buymuş. Efendim MİT bunu yaparmış zaten. MİT'in kanununa böyle bir şey yazmıyor. Suriye'deki çetelere gizli gizli silah yardım yapmaya... İki torba un göndermek için bazen defalarca bakanlarla görüşüyoruz. Arkadaşlarımız gidip orada oturma eylemleri yapıyorlar. Sınırdan iki kamyon yardım geçirebilmek için inanın ki akla karayı seçiyoruz. Bunlar MİT kontrolünde yardım gönderiyormuş oraya. Kürtlere tek bir gıda yardımı ulaşmasın diye engel çıkaranlar çetelerle sınırlarda işbirliği yapıyorlar. Bunların hepsi AKP'nin kirli zihniyetinin içeride ve dışarıdaki yansımalarıdır. İşte şimdi Cenevre 2'de
Kürtler temsil edilmesin diye, kendi kimliğiyle hakkıyla orada mücadele etmesinler diye bütün bu oyunları tezgahlayan da bu hükümettir. Sizin selameti açısından da olmazsa olmazdır. Gerçekten barış ve çözüm istiyorsa bu iktidar artık bu pis işleri bir kenara bırakıp halka karşı öz eleştiri vermeli. Kendi içindeki paralel yapıları da belgesiyle bilgisiyle birlikte açıklamalı ve yargıya teslim etmelidir. Başbakan ve bakanlar 17 Aralık'tan bu yana paralel yapıları itiraf ediyorlar. İşte bu paralel yapılar şunlarla işbirliği yaptı, şuradan talimat aldı deyip elindeki bütün bilgileri kamuoyuyla, yargıyla paylaşacaksın. Bunu yapmazsan demek ki paralel yapılarla hesaplaşma gibi bir derdin yok. Sen paralel yapıyı tasfiye edip yerine kendi paralel yapını oluşturuyorsun demektir. Şu anda yaptığın gibi. Dikkat edin, hesaplaşma iç hesaplaşma şeklinde yürüyor. Bir demokratik hesaplaşma şeklinde cereyan etmiyor. Görevden alınan hakimler, savcılar, yargıçlar, görevden alınan emniyet müdürleri, valiler, kaçakçılık şubesinden alıyorsun, bilmem basın şubesine veriyorsun. Orada ne yapacak peki? Madem bunlar paralel yapı, niye bunları yargıya teslim etmiyorsun? Madem bunlar suç işliyorlar, niye elindeki bilgi belgeleri açıklamıyorsun? Niye? Çünkü yerine kendi paralel yapılarını inşa etmek için ve tıpkı Ergenekon sürecinde olduğu gibi gerçek bir yüzleşme yerine bir kez daha kendi paralel yapısını, bunlar ortaya çıkmadan, yani ayakkabı kutuları ve çelik kasalar, para sayma makinalarını gözümüzle görmeden de biz bunların anonim şirket olduğunu biliyorduk. Bu anonim şirketin ortakları vardı. En büyük. Başbakanın da konuşmaları biliyorsunuz yayınlandı. Fethullah Gülen'in de konuşmaları yayınlandı. Başbakan yaptığı bu konuşmalarda, iş adamlarıyla ilgili yaptığı konuşmalarda siyasete dair tek kaynaklıdır. Milyarlarca doları kendi aralarında pay ederken, paylaşmada sıkıntı yokken anonim şirkettir. Bu ülkenin toprakları, halkları, şehirleri, parkları sizin özel mülkünüz değildir. Kendi aranızda, iş adamlarınızın arasında birbirinize peşkeş çekebileceğiniz babanızdan kalma malınız. Paralel devletten hesap soracağız. Paralel ekonomiden hesap soracağız. Rüşvetçilerden, hırsızlardan da hesap soracağız. Bu ülkeye kan kusturmuş derin devlet yapılarından da hesap soracağız. Sermayesi ve batıdan sermaye, Türkiye'de yüksek faiz nedeniyle sıcak para akışının gerçekleşmesi vesilesiyle Türkiye ekonomisi, işte dünyanın 16. doların, euronun seyrini izliyorsunuz. Bunlar böyle 17 Aralık operasyonuyla ortaya çıkmış sonuçlar değil. 17 Aralık operasyonları bunu sadece hızlandırdı. Mayıs ayından beri dolarmaya açık piyasa kurallarına göre, teslim olduğunuz uluslararası kurallara göre artık ekonomiyi siz yönetemiyorsunuz, yönetemezsiniz. Öyle bedualarla falan değil. Paralarını adamlar bir şey, ekonomi bugün Türkiye'de felaketin habercisidir. Peki faturayı kim ödeyecek? Yoksullar ödeyecek. Türkiye'deki dolar, simit satanlar, sokakta olanlar, memurlar, işçiler, köylüler, çiftçiler, öğrenciler. Bu %25'lik artış bizim cebimizden çıktı, bizim. Bunlara yine bir... Halk gerçek bir müdahalede bulunacak ve Türkiye'de yeni bir alternatifin doğduğu. Biz cemaatlerin peşine takılıp kendi gerçeğini inkar eden muhalefete de mecbur değiliz diyecekler ve Türkiye'de 30 Mart'ta yeni bir ana muhalefet partisi çıkacak. Eskiden çaresiz olanlar, eskiden bu partiler arasında mecbur kalıp oy vermiş olanlar şimdi artık bir seçim zaferi ortaya koyacaklar. Ve bu seçimin tek kazananı biz olacağız. İnanın ki tek kazananı biz olacağız. Bu sözümü unutmayın, her şeyi yapıyor, yapacak. İktidar bu saltanatını sürdürmek için her şeyi yaptı, yapacak. Artık cemaatleriniz de sizi kurtaramaz. Birbirinize yaptığınız kıyaklar, BDP ve HDP. Başka da bir seçenek yok.
Bu hafta genel kurula gelecek olan HES-SYK düzenlemesinin anlarımızdan sonra şimdi artık her yerde coşkulu bir seçim kampanyası ve çalışması yürüteceğiz. Parlamentodan arta kalan zamanlarımızda da bütün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte alanlarda, meydanlarda olacağız. Bir kez daha seçim yürüyüşünde, demokratik iktidar yürüyüşümüzde hepimizin yolu açık olsun diyor. Hepinize başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler.